Taha Kılınç Yazmak emirdir. Tarihte herhalde çok az çatışma Talas Savaşı kadar kültür ve bilginin yayılmasına hizmet etmiştir. 751'de Müslüman Araplarla Karluk Türklerinin Çin'i mağlup ettiği savaş, kağıdın İslam dünyasına girme vesilesidir. Esir düşen Çinli ustaların Semerkant'ta üretmeye başladığı kağıt, böylece ilk kez ana vatanı sayılan Çin dışında imal edilmiş, ardından hızlı bir şekilde İslam medeniyetinin ham maddelerinden biri haline gelmiş. 794'te Bağdat'ta bir kağıt imalathanesinin açılmasını Mısır ve Kuzey Afrika'daki benzerleri izlemiş, kağıt daha sonra Endülüs'e ulaşarak Müslümanlar eliyle Avrupa'ya yayılmış. Klasik dönemde İslam alimleri ilmin ve yazının temel malzemeleri olan kağıt ve kaleme büyük hürmet göstermişler. Kur'an'da kaleme ve yazdıklarına yemin edilmesi kağıdı da doğal olarak ulvi bir nesneye dönüştürmüş. Yere düşen boş bir kağıt parçasını bile saygıyla alıp yükseğe kaldıran ufuk bugün kağıdın hayatımızdaki bolluğunu ve böylesine israf edilişini görse kim bilir ne yapardı? Teknolojinin klasik ilim malzemelerinin yerini alması, bilginin muhafazası yönünden zihinlerimizi de tembelleştirmiş görünüyor. Her şeyi depoladığımız telefon ve bilgisayarlarımızdaki bilgilerin yok olması minik bir virüse bakıyor bugün. En yakınlarımızın telefon numaralarını dahi ezberleyemiyoruz çünkü bizim adımıza bunu yapan bir alet var. Peki teknolojik kolaylıkların tefekkür ve hıfs melekelerimiz üzerinde meydana getirdiği tahribata Yeterince kafa yoruyor muyuz? Yorduğumuz pek söylenemez. Sorunun cevabını gerekirse Google'a bakıp söyleyebilecek olmanın rahatlığıyla. Eski ulemanın ürettiği bilgi ve kültür birikimi o zamanki imkan kıtlıklarını da düşününce hepten büyük bir saygıyı hak ediyor. Yazdıkları eserleri yaşadıkları gün sayısına bölünce bile içinden çıkamadığımız o büyük isimler acaba bugünün bolluğunda yaşasalardı aynı şeyleri üretebilirler miydi? Belki de hayır. Çünkü onların çabalarını şekillendiren şey sadece çalışkanlıkları ve gayretleri değildi. Şu anda hayatımızdan çekilmeye başlayan bir iksirle sırlamışlardı bütün satırları. Bereket. O olmayınca bolluk da yoklukla eşdeğer maalesef. Kısa bir süre önce Al Bayrak Medya Grubu bünyesinde Ketebe Yayınlarının "Okura Merhaba" demesi, Müslümanlar olarak kağıt ve kalemle tarih boyunca süre gelen uzun serüvenimizi ve bugün vardığımız noktayı düşündürdü bana ve Ketebe'yi daha isminden başlayarak adeta yeni ve taze bir başlangıç, modern zamanların bizden götürdüğü şeyleri yerine koyma denemesi, kaleme ve kağıda yepyeni bir ufukla bakış, kağıdın sükunetiyle satırların bereketini tekrar buluşturma çabası olarak yorumladım. Daha isminden başlayarak dedim, açayım. Ketebe'yi iki şekilde anlayabiliriz. Birinci manada bir hattatın, Eserin altına attığı imza vurgusu var. İkinci mana ise Arapçada yazdı fiilinin karşılığı. Hangisini temel alırsak alalım, ketebe direkt şekilde yazıya işaret eden bir kelime. Müslümanlar olarak kitabımız Kur'an'ın her yerinde karşımıza çıkan bir kavramdır yazı. Namaz, oruç, cihat gibi ibadetler yazılmıştır mesela. Kaderimiz, rızkımız, ecelimiz yazılmıştır. Kainattaki her bir zerre, bütün mevcudat, varlıklar aleminin her bir noktası teker teker yazılmıştır. Melekler amellerimizi yazmaktadır ayrıca ve bizden kendi aramızdaki muamelelerimizi, sözleşme ve ahitlerimizi de yazmamız istenmektedir. Bu açıdan bakıldığında yazmak eylemi adeta dünya hayatındaki varlığımızın nirengi noktalarından biridir. Hep söylendiği gibi okumak bir emirdir. Doğru. Ama bundan daha fazlası yazmak eylemi söz konusu olduğunda geçerlidir. İçeriğinden sunumuna kadar tamamen kültürümüzü ve duruşumuzu temsil edecek bir yayıncılık için titizlenen Mesut Albayrak Bey'in himayesinde İrfan Dünyamıza Merhaba diyen Ketebe Yayınları alanında gerçek bir uzman olan Ömer Lekesiz'in danışmanlığında, İsmail Kılıçarslan, Ahmet Murat Özel ve Mustafa Armağan'ın tecrübeli ve nazik ellerine emanet. Yayın evinin koordinatörlüğü görevini üstlenen İsmail Demirci'nin hassasiyetini de bilhassa not etmeli. İlk etapta Yeni Şafak Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Karagül ağabeyin, Tanklar Kabe'ye Dayanmadan adlı eserinin de aralarında bulunduğu 16 kitapla okurun karşısına çıkan Ketebe şimdiden dikkat çekmeyi başardı. Bundan sonra yayımlayacağı kitaplarla da gündemi belirleyeceğine inandığım Ketebe yayınları, yazıyla ulvi irtibatımızı yeniden sağlayacak ve bizi kadim kültürümüze sağlam bir şekilde bağlayacak bir merdiven olsun. Kendimizi bulmamız yolunda fiili bir dua yerine geçsin. Ana fikrini yazının oluşturduğu bu yazıyı Türkiye'den epey uzakta Mağrib'in Fas'ın kültür başkenti olarak kabul edilen Fes'ten yazıyorum. İletişim ve yazı imkanlarının böylesine kolaylaştığı bir zamanda kaleme ve yazdıklarına yemin olsun ifadesi daha bir anlam kazanıyor zihnimde. Fatıma ve Meryem isimli iki kız kardeşin infakıyla bugünkü derin kimliğini bulan Fes, elbette en dipte tek paragrafla geçiştirilecek bir şehir değil. Onu ayrıntılı ve müstakil bir şekilde anlatmam lazım. Nasip olursa önümüzdeki hafta bu köşede ayrı bir yazıyla bu vecibeyi yerine getireceğim. Taha Kılınç, Yeni Şafak